altında doğayı korumak, insan hayatını korumak, yaşamı korumak için bugüne kadar yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Gelinen süreçte devam eden davalara ve ÇED süreci tamamlanmamasına rağmen Akkuyu'da inşaat sürecinin maalesef başlatıldığını görmekteyiz. Bugünlerde geçmişe kıyasla nükleer karşı mücadelenin daha büyük emek vererek inatla büyütülmesi gerektiği kararındayız. Akkuyu Nükleer Santral sahasında sahaların tümünde iş makinesiyle önceden çalışma yapıldığı ve halen bir kısmında çalışmaların devam ettiği, çalışmaların kazı, dolgu ve tesviye şeklinde olduğu, her ne kadar bu sahada proje şirketi adına bakanlıkça maden izni verildiğinden bahsedilmekte ise de çalışma yürüten alanların bu izin alanı kapsamının dışında da olduğu, taştığı, Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesinde kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği, maden işletme izni alanı dışında kalan bölgelerde idari bina, yemekhane, WC, iş makineleri tamir bakım atölyesi, araç park alanı, çeşitli ekipmanlar gibi tek katlı prefabrik yapıların olduğu, bazı alanların büyükçe kısmının dolguyla doldurulduğu, bazı sahalarda delici ve çeşitli iş makinelerinin bulunduğu, sahada hafriyat çalışmanın yapıldığı daha önceden 2013 sonlarında mahkeme kanalıyla tespit ettirilmişti. Son süreçte ÇED Onur raporu hakkındaki davada 2016 yılında keşif icra edilmiş olup bu davaların Danıştay'daki duruşması 22 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yapılacaktır. İşin hukuksal boyutunda Çevre Kanunu'nun 10. maddesindeki çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Bu hüküm son derece açıktır. ÇED süreci şu anda durdurulması gerekli olup işlem ya da inşaat ya da hafriyat yapılmaması gerekli olup projeyle ilgili ÇED kararı mevcut değildir. Ve bu sebeple proje alanında hiçbir işlem yapılamaz. Yapılan her tür iş yasal mevzuata açıkça aykırıdır. ÇED süreci tamamlanmadan ve Çevre Kanunu'nun 15. maddesine göre kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan faaliyetlerin derhal durdurulması, yapılanların derhal düzeltilmesi ve sahanın eski hale getirilmesi, inşaata başlayan ve faaliyette bulunan hakkında yine Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve gerekli adli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunu yine yıllardır söylüyoruz. Nükleer santraller, değerli basın mensupları, kurulumu uzun süren ve yüksek maliyet olan tesislerdir. Ömrünü tamamlayan tesislerin sökülmesi işlemi de son derece uzun sürmekte ve oldukça risklidir. Ayrıca dünyada şu ana kadar radyoaktif atıkların güvenle saklanabilmesine yönelik bir formül henüz bulunabilmiş değildir. Doğa olaylarının deprem, tsunami ve benzeri çokça yaşandığı dünyamızda nükleer santraller sürekli kaza tehlikesi taşımaktadır. İşte Silifke Akkuyu'da nükleer santral yapılması projesi yıllardır gündemimizden düşmüyor. Yıllardır söyleniyor, bu santralin Akkuyu'da yapılması kentimize, ülkemize, ekonomimize, doğamıza, yaşam çevremize sayısız, geri dönüşsüz ve telafisi imkansız zararlar doğuracaktır. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu nükleer santral Akdeniz'in ekosistemini bozacaktır. Tarımını, turizmini, insan sağlığını, yaşamı tehdit edecek düzeyde etkileyecektir. Ayrıca bölgemiz nükleer atık deposu haline gelecektir. Mersin'in yaşanabilir bir kent olarak kalmaya devam etmesi için hep birlikte mücadeleye devam etmek zorundayız. Tüm bu hususlara dikkat çekmek ve özellikle Danıştay'daki duruşmayı hatırlatmak için 12 Kasım 2017 Pazar günü saat 12'de Tevfik Silgürse Stadyumu yanında halkımızla birlikte her zamanki dediğimizi bu sefer yazıya dökeceğiz. Mersin Nükleer'e hayır diyor. Katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.